Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 94. temel eğitim yazılı sınav sorularını değerlendirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sorudan itibaren özel güvenlik görevlisi Ahmet'e amiri tarafından konusu suç teşkil eden emir verilmiştir. Ahmet ne yapmalıdır diye bir soru soruluyor. A. Verilen emri yazılı olarak istemelidir. B. Emri yerine getirmelidir. C. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilmeyeceği için emre uymamalıdır. D. Verilen emir sözlü olsa da yerine getirmelidir. E. Özel güvenlik görevlisi olduğu için kimseden emir almamalıdır. Burada Ahmet ne yapmalıdır diyor. Ceyhan seçeneği doğrudur arkadaşlar. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilmeyeceği için emre uymamalıdır. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. İkinci sorumuz 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre aşağıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmakla zorunludur? A. Özel hukuk, tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri. B. Özel güvenlik görevlilerinin kendileri. C. İl Özel Güvenlik Komisyonu. D. İçişleri Bakanlığı. E. Özel güvenlik kimlik kartı veren ilgili valilik. Tabii ki arkadaşlar burada Adana seçeneği doğru cevap. Özel hukuk, tüzel kişiler ve özel güvenlik şirketleri yaptırmakla zorunludur. Hemen 3'e bakalım. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sesli ikaz ve tepe lambası donanımı aşağıdaki hangi araçlarda olamaz? A. İtfaiye araçlarında. B. Polis araçlarında. C. Sahil güvenlik araçlarında. D. Özel güvenlik hizmeti veren devriye araçlarında. E. Jandarma araçlarında. Tabii ki özel güvenlik hizmeti veren devriye araçlarında olamaz. Denizli seçeneği doğru cevap. Dördüncü sorumuz özel güvenlik görevlilerinin çalışma hayatına ilişkin hak ve ödevleri hangi kanunla düzenlenmiştir? A. İcra ve İflas Kanunu. B. Bilgi Edinme Kanunu. C. Borçlar Kanunu. D. Türk Ticaret Kanunu. E. İş Kanunu. Tabii ki arkadaşlar iş kanunuyla düzenlenmiştir. Daha önceki sınavlarda çıkan bir soru. Bakın dördüncü sorumuz. Evet, beşinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Beşinci sorumuzdan devam edelim. Hemen bakın A grubu sorularını çözüyoruz arkadaşlar. Bu arada özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda düzenlenmiştir. Doğrudur. Bu kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki yetkilerden hangileri verilmemiştir? Evet arkadaşlar bu soruda yine daha önce sınavlarda çıkan banko sorulardan birisi bakın. Olay yerini ve delilleri koruma, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, zor kullanma, parmak izi ve fotoğraf alma, emaneti alma. Arkadaşlar bu soruda bakın daha önce çıkan sorulardan birisi ve bizim örnek sorularımızın içerisinde de bu soruda var. Buna da bir yıldız atalım arkadaşlar. Bakın bu soruda daha önce birçok sınavda çıktı. Hatırladığımız sorulara da yıldız atalım bu arada arkadaşlar. Hem de tekrar olsun. Hemen 6. sorumuza bakalım. 6. sorumuz özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında genel kolla kim görevlendirilmeye yetkilidir? Bakın bu soruda arkadaşlar bakın daha önce çıkan bir sorumuz mülki idare amiri, özel güvenlik görevlisi, özel güvenlik şirket yöneticisi, özel güvenlik sorumlusu, il özel güvenlik komisyonu. Evet. Mülki idare amiri yetkilidir. Evet, bu soruya da yıldız koyabiliriz arkadaşlar. Yine çıkan sorulardan birisi. 7. sorumuza geçelim. Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak suretinden hürriyetinden yoksun bırakan kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Şeklindeki düzenleme hangi kanunda yer almaktadır? Borçlar, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Anayasa ve Çek Kanunu. Tabi burada da Türk Ceza Kanunu'nda yer alır. Bu soruda yine yıldız atacağımız sorulardan, daha önceki sınavlarda çıkan soru. 8. sorumuz, özel güvenlik görevlisinin zor kullanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Özel güvenlik görevlisinin kendisine veya başkasına yönelen bir saldırı olmalı. B. Saldırı özel güvenlik görevlisinin veya başkasının bir hakkına yönelik olmalı. C. Gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak haksız bir saldırı olmalı. D. Saldırıdan başka bir şekilde kurtulmak mümkün olmalı. E. Saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde def etmek zorunlu olmalı. Evet, burada da cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen 9. sorumuza geçelim arkadaşlar. 9. sorumuz gelsin. Bakın, 9. sorumuz geldi. Şöyle yapalım. Evet. Aşağıdaki görevlilerden hangisi hukuki olarak genel ve özel kolluk görevlilerinden sayılmamaktadır? Evet arkadaşlar. Yıldız atacağımız sorulardan birisi yine. Polis memurları, orman muhafaza memurları, belediye zabıta memurları, özel güvenlik görevlileri, köy ve kır bekçileri. Evet arkadaşlar, burada yine özel güvenlik görevlilerini sormuşlar. Bu da yine sınavda çıkan soru. Evet. Daha önceki sınavlarda çıkan sorular. Arkadaşlar bakın. Onun için atmış olduğum soruların içerisinde de var. Örnek soruların içerisinde. Konuları detaylı bir şekilde atıyorum. Anlatarak arkadaşlar atıyorum. Mutlaka tekrar edin. Ve kanalımıza abone olup üyelere özel soruları kanala katılarak çözebilirsiniz. Onu da belirtmiş olalım. Hemen 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuz, anayasamıza göre temel hak ve hürriyetler açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Temel hak ve hürriyetler hiçbir şekil ve şartta kısıtlanamaz. B. Temel hak ve hürriyetler anayasada sayılan sebeplere bağlı olarak ancak kanunla sınırlanır. C. Temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulamaz. D. Temel hak ve hürriyetler yabancılar için milletler arası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir. E. Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Arkadaşlar temel hak ve hürriyetler hiçbir şekilde şartta kısıtlanamaz diyor. Tabii kanunla kısıtlanabiliyor. Evet, kanunla sınırlanabilir. Evet, burada Adana seçeneği, bakın. Adana seçeneği de yanlıştır. Evet. Hemen 11. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi il özel? Tabi bu arada 10. soruda daha önceki sınavlarda çıkan sorulardan. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonunu oluşturan kişiler arasında değildir? Vali yardımcısı, belediye başkanlığı temsilcisi, İl Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisi, İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi, Ticaret Odası Başkanlığı temsilcisi. Evet, yine daha önce çıkan sorulardan arkadaşlar. Bakın, bu sınavda önceki sınav sorularında sık sık sorular gelmiş. Onun için atmış olduğumuz tüm soruları mutlaka dikkatli dinlemeniz çok çok önemli arkadaşlar. Burada evet. 12. sorumuz, özel güvenlik görevlisi Mehmet görev yaptığı kuruluşta bilgi ve eğitimi olduğu için mesai saatlerinde tesisin elektrik işlerini de yapmaya zorlanmaktadır. Durumun tespit edilmesi veya Mehmet'in şikayetçi olması durumunda 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun kapsamında hangi işlem tesis edilecektir? A. Herhangi bir işlem öngörülmemiştir. B. Mehmet uyarılacaktır. C. Mehmet'e idari para cezası uygulanacaktır. D. Kuruluşun özel güvenlik izin belgesi iptal edilecektir. Kuruluş yetkilisine idari para cezası uygulanacaktır. Tabii ki burada arkadaşlar kuruluş yetkilisine idari para cezası uygulanacaktır. Cevabı Edirne cevabımız doğrudur. Evet. Hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Diğer sorumuz gelsin. Kaçıncı sorumuz? 12. 13. sorumuza. Bakın geçiyoruz. 13. sorumuza geçelim. Evet. Kural olarak koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir? A. Özel güvenlik hizmetinden faydalanacak kişi veya kuruluş. B. Özel güvenlik şirketi. C. Özel güvenlik görevlisi. D. Özel güvenlik komisyonu. E. İçişleri Bakanlığı. Tabi özel güvenlik hizmetinden faydalanacak kişi ve kuruluş tarafından temin edilir. Adana seçeneği doğru cevap. Yine yıldız atacağımız sorulardan birisi. Evet, yıldızlar önceki sınav soruları. 14. sorumuz özel güvenlik görevlisi Cemil görev yaptığı alışveriş merkezinde daha önce tartışma yaşadığı mağaza çalışanı Ebru'yu asılsız olarak hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalamış ve genelkurula bildirmiştir. Evet, yine aynı arkadaşlar. Türk Ceza Kanunu'na göre özel güvenlik görevlisi Cemil'in aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir? A. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme. B. Suç uydurma. C. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması. D. Güveni kötüye kullanma. E. Şantaj. Evet. Evet, burada suç uydurma. Bursa seçeneği doğru cevap. 15. sorumuz arkadaşlar ev ve bahçe malzemeleri satan büyük bir mağazada görevli özel güvenlik görevlisi Mahmut mağazada şiddet kullanarak reyon görevlisini darp ederek yaralayan müşteriyi zor kullanarak engellemiş ve etkisiz hale getirmiştir. Bu adli konu ile ilgili özel güvenlik görevlisi Mahmut ilk olarak kimi bilgilendirmesi gerekmektedir? Kimi bilgilendirecek? Özel güvenlik şirket kurucusunu, polis, hakim, vali, mağaza yönetimi. Tabii ki burada bildirilmesi gereken güvenlik güçleri yani polistir. Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen diğer sorumuza geçelim. 16. sorumuz. 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunun ek madde 1'inde yer alan hükme göre ruhsatlı silahla girilemeyecek yerleri belirten şık hangisidir? A. Lokanta ve restoranlar. B. Otobüs ile seyahatler. C. Mahkeme salonları, akıl hastaneleri ve psikiyatri bölümleri, ceza ve tutuk evleri. D. Gemi ve tren seyahatleri. E. AVM'de içindeki kapalı otoparklar ve belediyelere ait pazar alanları. Arkadaşlar bakın bu soruda önceki sınav sorularından ceza ve tutuk evleri, akıl hastaneleri, mahkeme salonları ve psikiyatri bölümlerine kesinlikle ruhsatlı silahla da girilmez. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Size de mutlaka bu soru gelir arkadaşlar. Önemli bir soru. Sadece der ki hangisine girilmez? Ceza ve tutuk evi, akıl hastanesi diyebilir. Burada hemen hemen hepsini söylemiş. Evet. Hemen diğer sorumuza geçelim. 17. sorumuz arkadaşlar. 17. sorumuz. Bakalım 17. soruya. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir? Evet arkadaşlar bu soruda önceki sorulardan eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, para nakilleri esnasında içkili yerlerde. Evet, para nakil olan yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılabiliyor. Özellikle bankalarda, bakın bankalarda Bu soruda yıldız sorulardan birisi. 18. sorumuza bakalım. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun kapsamında kişi, kurum veya kuruluşların özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişilerdir. Yukarıdaki cümle ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır? Özel güvenlik görevlisi tabii ki. Polis, jandarma, sahil güvenlik, özel kolluk. Tabii burada özel güvenlik görevlisi arkadaşlar yine yıldız sorularımızdan birisi. 19. sorumuz özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarına ilişkin 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler. B. İl özel güvenlik komisyonları zorunlu hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde görev alanını genişletebilirler. C. Para ve değerli eşya nakli görevinde nakil güzergahı özel güvenlik görevlilerinin görev alanı sayılır. D. Görev yapılan yerin işletme sahipleri ve sorumluları özel güvenlik görevlilerinin görev alanını gerektiğinde doğrudan genişletebilirler. E. Kişi korumasında görevli özel güvenlik görevlilerinin görev alanı koruduğu kişi ile birlikte olduğunda ülke genelidir demiş. Bakın burada da Denizli seçeneği doğru cevap. 20. sorumuza bakalım. Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yapabilir? 1. Kolluk kuvvetleri, 2. Özel güvenlik personeli, 3. Mağdur kişi. Tabii ki her üçü de yapar. Edirne seçeneği doğru cevap. Hemen 21. sorumuza geçelim. 21. sorumuz özel güvenlik görevlileri Okan ile Fuat devriye görevi esnasında hangi davranışı yapmaları yanlıştır? Tabii ki bölgelerinden izinsiz ayrılabilirler. Kesinlikle izinsiz ayrılmak yasaktır arkadaşlar. Mutlaka görevlinin yerine başka birisinin gelmesi durumunda yerlerinden ayrılabilirler. Burada Adana seçeneği yanlıştır. 22. soru zor kullanma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Amaç direnenleri cezalandırmaktır. Bakın burada yanlış. Denge olmalıdır, yasal olmalıdır, mecbur kalınmalıdır. Direnişi kıracak ölçüde kademeli olarak kullanmalıdır. Yanlış olanı sormuş. Evet, amaç direnenleri cezalandırmaktır. Yanlış. Tabii ki direnenleri cezalandıracaksın tabii ki arkadaşlar. Evet. Edirne seçeneği doğru. 23. soru havaalanında özel güvenlik görevlisi Veli giriş kapısında yolcunun üzerinde dedektörden sinyal sesi almıştır. Ziyaretçi üzerinde bir madde olmadığını iddia etmiştir. Özel güvenlik görevlisinin hangi uygulaması yanlış olur? A. Sesin kaynağından emin olana kadar yolcu hiçbir şekilde içeri alınmaz. B. Polis gözetiminde elle arama yapılabilir. C. Gerektiğinde vücut tarama cihazına alınır. D. Polis gözetimi olmadan da elle arama yapılabilir. E. Vücudunda sağlık nedeniyle metal ve benzeri gibi var ise raporu ya da belgesi görülür. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar polis gözetimi olmadan da elle arama yapılabilir. Tabii ki elle arama kesinlikle yapılamaz. Evet arkadaşlar, bu soruda yine yıldız sorulardan bakın. Özel güvenlik görevlileri kesinlikle elle arama yapamazlar. Yanlıştır. Evet. 24. soruya bakalım. Stratejik bir tesiste görev yapan özel güvenlik görevlisi Volkan ile Serdar'ın devriye öncesi görev alanı ve içerisindeki tesis, bina, personel ve vatandaşlar hakkında bilgi edinerek fikren ve ruhen göreve hazırlanmaları devriye öncesi hangi hazırlık aşamasına girer? Psikolojik, zihinsel, kişisel, fiziksel ve eğitsel. Tabi burada psikolojik hazırlığa giriyor. Adana seçeneği doğru cevap. Yine yıldız sorularımızdan. Hemen geçelim 25. sorumuza. 25. sorumuz aşağıdakilerden hangisi üst araması yöntemlerinden biri değildir? Evet arkadaşlar, ayakta durarak, duvara yaslanarak, yüzüstü, diz çöktürerek, bunlar üst arama yöntemleridir ama yan yatırma üst arama yöntemi değildir. Yani Adana seçeneği burada doğru cevap. Hemen 26. soruya geçelim bakalım. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biri değildir diyor bakın. A. Dar bir alanın koruma altına alınması. B. İlgisiz kişilerin olay yerine girmesi. C. Olay yerinde bir şey yenilip içilmesi. D. Delillere dokunulması. E. Olay yerinde bulunan her şeyin delil olabileceğinin değerlendirilmesi. Evet, bu değildir arkadaşlar. Edirne seçeneği değildir. Evet, 27. sorumuz. Bakalım. AVM içerisinde devriye görev yapan özel güvenlik görevlisi Aytekin, bir şahsın bir müşterinin cep telefonunu cebinden çaldığını görmesi üzerine şüpheliyi yakalamış ve kolla haber vermiştir. Özel güvenlik görevlisi Aytekin aşağıdaki tutanaklardan hangisini imzalaması gerekir? Evet, burada bakın dikkat edin, suçüstü bir işlem yapmış değil mi? Evet, suçüstü tutanağını tutması gerekiyor. Yine yıldız sorularımızdan birisi arkadaşlar. Evet, daha önce çıkan sorulardan bir soru. 28. sorumuz. Hava meydanında devriye görevi yürüten özel güvenlik görevlisi Fatih ile Mert, devriye bölgesindeki önemli yerler ile denetlediği diğer yerleri zamana bağlı kalmaksızın, evet, bir zaman olmadan, bakın, diğer yerleri zamana bağlı kalmaksızın yeniden kontrol etmeleri aşağıdaki hangi devriye yöntemini örnektir? Tabii ki bakın burada da geri dönüşlü değil mi? Evet arkadaşlar, açıklamalarda, kanalda ben detaylı bir şekilde devriye yöntemlerini de açıkladım. Daha önce de yine bu soru sınavlarda çıkan sorulardan, yani bizim yıldızlı sorularımızdan. Evet, yeni girecek arkadaşlar, 95. döneme girecek arkadaşlar için de çok çok önemli sorular hazırlıyoruz bu arada. Onları da kısa dönemde atacağız. 29. sorumuz. Üniversitede görevli özel güvenlik görevlisi Barış ile Kenan'dan kampüste yeni uygulamaya konulan çevre güvenlik sisteminin avantaj ve dezavantajları konusunda bir rapor istenmiştir. Özel güvenlik görevlilerinin düzenleyeceği rapor hangisidir? Burada neden bahsetmiş arkadaşlar? Bir değerlendirme istenmiş değil mi? Değerlendirme raporu. Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 30. sorumuza geçebiliriz. Bakalım 30. Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşma esaslarından biridir? Telsiz konuşmaları kısa olacak arkadaşlar. Telsiz dudaklarda 30-40 santim uzakta tutulacak. Zamanı kazanmak için hızlı bağırarak konuşulacak. Kanalda konuşma olsa da konuşma bandına basarak muhabere sağlanacak. Konuşma süresi 15-20 saniyeyi geçmemesi gerekiyor. Evet, bu önemlidir arkadaşlar. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 31. sorumuza bakalım. Özel güvenlik görevlileri Hasan ve Kamil bir AVM giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Görevleri esnasında bir şahsın çantasından 5 adet yabancı menşeli yivli tüfek fişeği elde ederler. Şahıs mermileri birkaç ay önce askerden terhise gelirken hatıra amaçlı getirdiğini söyler. Bu durumda Hasan ve Kamil ne yapmalıdır? Evet, ne yapacak? Şahsı bırakmayıp yakalama ve emanete alma tutanağı yaparlar. Vakit geçirmeden kolluğa bilgi verip şahısla fişekleri kolluğa teslim etmeleri en doğru bir işlemdir. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. Evet, genelde askerden dönenler arkadaşlar bu şekilde işlemler yapabiliyorlar. 32. sorumuz. Lastik fabrikasında İş kazası sonrası bir işçi hayatını kaybetmiştir. Olay yeriyle ilgili özel güvenlik görevlisi İlker ile Tamer'in hangi davranışı doğrudur? Olay yerini emniyet şeridiyle çevirerek genelkurula haber vermeleri en doğru bir işlemdir. Yani Bursa seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar. Direkt şeyleri okuyarak gidelim arkadaşlar. Cevapları okuyarak gidelim. 33. sorumuz. Bir kişinin kaybettiği veya çaldırdığı eşyanın bulunmasında, buluntu bir eşyanın sahibi tarafından tanımlanmasında eşyanın benzer eşyalardan ayırt edilmesine yarayan özelliklerden tarif edilmesine ne denir? Tabi burada bakın bir eşya tarifi var değil mi? Evet, Bursa seçeneği. Evet, yıldızlı sorulardan bir soru. 34. sorumuza hemen geçelim. 34. sorumuz. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Nedim ile Osman. Evet adaş. Nedim ile Osman. Ziyaretçinin üzerinde bulunan suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete aldıklarında hangi görevi yerine getirmiş olurlar? Tabii ki koruyucu görevi yerine getirmişlerdir. Denizli seçeneği yıldızlı bir sorumuz arkadaşlar. Yine daha önce çıkan bir soru. İsimler değişmiş arkadaşlar. Ona dikkat edin. 35. sorumuz. İş yeri kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Ziya'nın aşağıdaki müdahalelerden hangisi yanlıştır? Kapı tipi metal dedektörden geçen ziyaretçiden sinyal gelmesi üzerine şahsın üzerine elle arama yapmak. Özel güvenlik görevlileri elle arama yapamaz arkadaşlar. Evet bakın. Adana seçeneği yanlış bir cevap. Hemen geçelim 36. sorumuza. Özel güvenlik görevlisi Alper devriye görevini yaparken yapmış olduğu tutum ve davranışlardan hangisi doğru değildir? Bakalım, görev alandaki sokak çocuklarını yakalayıp ilgili kuruluşlara götürüp teslim etmek. Götürmek onların işi kesinlikle değildir. Arkadaşlar bakın, özel güvenlik görevlisinin götürme yetkisi yoktur. Burada emniyet mensupları ancak götürebilir. Evet, Edirne seçeneği doğru cevap. 37. devriye görevlileri özel güvenlik görevlisi Şahin ile Kemal'in tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir? A. ifade alma tutanağı. Bakın olay, tespit, yangın, tutanağı, yakalama, suçüstü tutanaklarını düzenliyor ama ifade alma tutanağı güvenlik güçlerinin işidir arkadaşlar. Yine yıldızlı sorularımızdan birisi arkadaşlar. Yıldızlı sorumuz çok, dikkat ederseniz. Önceki konulara da dikkat edin. Atmış olduğum konular detaylı bir şekilde anlatılarak atıldı arkadaşlar. 38. soru. Havaalanı kontrol noktası özel güvenlik görevlisi Hasan, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında ruhsatsız bir ateşli silaha rastladığı zaman yaptığı hangi hareket doğrudur? Şahsı bekletir, silahı emanete alarak genelkurula haber verir. Daha önce de çıkan bir sorudur arkadaşlar. Bu soru yıldızlı sorularımızdan. Evet. Hemen 39. sorumuza geçelim. Birbiri ardınca ve sürekli bir surette çalınan düdük sesi neye işarettir? Tabii ki imdat işaretidir. Bakın Ceyhan seçeneği yıldızlı sorularımızdan arkadaşlar. Yine daha önceki sınav sorularında çıktı. 40. soru. Özel güvenlik şirket yöneticisi Kürşat Bey, özel güvenlik görevlisi personeli arasından devriye görevlileri seçecektir. Başarılı bir devriye görevlisinde olması gereken özelliklerden hangisi doğru değildir? Görev ciddiyetini muhafaza için devamlı asık suratlı veya asabi bir izlenim vermelidir. Hayır, bu yanlıştır arkadaşlar. Güler yüzlü olmak lazım değil mi? Asabi olmamak lazım. Kibar ve nazik olmalıdır. Edirne seçeneğidir arkadaşlar. Doğru cevap. Evet, hemen geçelim. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Evet. 41. sorumuza geçtik. Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir. Evet, X-ray cihazı teknolojidir. El tipi metal dedektörler, kapı metal dedektörler, kapalı devre kamera sistemi ama yangın algılama ve söndürme sistemi değildir. Teknoloji, bakın arkadaşlar, Ceyhan seçeneği. Evet, bu soruda arkadaşlar yıldız sorulardan birisi. Yıldız sorular önceki sınavlarda çıkan sorular demiştik değil mi? Bu sınavda yıldız soru çok çıktı bakın arkadaşlar. İşte bir yıldız soru daha. X-ray cihazlarında konveyör bandına bırakılan bagajların mesafe aralığı 50 santimdi. Evet. Hangisinde doğru verilmiştir? 50 santimdir arkadaşlar. Yine yıldız sorulardan birisi. 43. Güvenlik kameralarında zoom yapılması ne anlama gelir? Yine kolay bir soru. Görüntünün yakınlaşması, zoom yapmak değil mi? Büyütmek demek. Yıldız sorularımızdan birisi. 44. soru. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistem ve cihazlar arasında yer almaz? Bakın. Evet, metal arama dedektörleri, iz dedektörleri, X-ray, alarm sistemleri. Evet, yaya devriye değildir. Yine bir yıldız sorumuz. 45. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemleri elemanlarından değildir? Monitör kamera, Swister, turnike, video, monitör, motion. Evet, turnike değildir değil mi arkadaşlar? Evet, kapalı devre televizyon sistemlerinden değildir. Denizli seçeneği. Evet. Yıldızlı bir soru. Evet, hemen geçelim. 46. soru. Aşağıdakilerden hangisi kırık hakkında yanlış bir bilgidir? Açık kırıktaki kemik parçaları içeriye sokulmalıdır. Arkadaşlar çok yanlış bir ifade değil mi? Kesinlikle kırıklarda asla sağa sola çevrilmemelidir. Sabit tutulmalıdır tabii ki. Sabit, kırık bölgesi sabit tutulmalıdır ve bölge hareket ettirilmemelidir değil mi? Edirne seçeneği burada bakın yanlışı sormuş. 47. sorumuza hemen bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olana bakalım arkadaşlar. Yılan sokmalarında yara bölgesi kesilerek kanaması sağlanır. Hayır, asla kesilme yapılmaz. Evet, bu da yine yıldız sorularımızdan arkadaşlar. 48. sorumuz. Temel yaşam desteği yapılırken akciğerlere hava gitmesi için ne yapılır? Tabii ki baş çene pozisyonu verilir değil mi? Baş geri itilir, çene yukarı kaldırılarak kuvvetli nefes verilir. Evet arkadaşlar, Denizli seçeneği yıldız sorularımızdan birisi. Sık sık sınavda bu sorular geliyor. 49. soru. Spor salonunda meydana gelen bir travmatik olaya yapacağınız ilk yardım uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burkulma bölgesinde kırık olup olmadığını anlamak için o bölge her yöne hareket ettirilir. Evet arkadaşlar, kesinlikle bakın travmatik olaya yapacağın ilk yardım, burkulma bölgesinde sağa sola çevirmek, kırık olup olmadığına bakmak çok yanlıştır değil mi? Çevirmiyoruz, sabit tutuyoruz. Bursa seçeneği doğru cevap. 50. sorumuz. Yaralanmalarda ilk yardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım, yara bölgesinin üzerine hiçbir ilaç ve benzeri madde sürülmez. Evet, aynen öyle arkadaşlar. Hiçbir şekilde yara üzerine ilaç ve benzeri şeyler sürülmez. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, Edirne seçeneği doğru cevap. Arkadaşlar burada hemen 51. Sorumuza geçelim. Bakın 51. soru. 100 soru çözeceğiz. Biraz uzun olacak video ama 51. sorumuz. Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda değildir? Tabii ki Verilenlerde karın boşluğunda olmayanı sormuş. Akciğerler karın boşluğunda değildir. Yine yıldız sorularımızdan birisi. 52. soru. Görev bölgenizde bir kişinin herhangi bir nedenle bayılması halinde ilk yardım uygulaması olarak ne yapılmalıdır? Sırt üstü yatırılır, ayaklar 30 santim yukarı kaldırılır, tıbbi yardım istenir. Yani şok pozisyonu verilir. Bir önceki de yıldız sorularımız ve 52. soruda yıldız sorusu. Arkadaşlar bu da şok pozisyonu veriliyor böyle bir durumda. Evet, hemen 53. sorumuz. Otobanda seyir halindeyken karşı şeritte bir aracın yolun dışına savrulduğu görüldüğünde ilk yardımın temel uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur? İkinci bir risk olmasa bile yaralıyı hızlıca aracın dışına çıkarmak. Asla bu şekilde bir işlem yapılmaz, değil mi? Mutlaka gerekli önlemler alındıktan sonra yaralı araçtan çıkarılmalıdır. Edirne seçeneği doğru cevap. Hemen 54. sorumuz. Şok anında ilk yardım uygulamalarında hangisinin yapılması doğru olmaz? Tabii şok anında arkadaşlar yiyecek içecek bir şeyler verilmesi kesinlikle yanlıştır. Bursa seçeneği. Hiçbir şekilde hasta yaralılara yiyecek içecek verilmez. 55. sorumuza geldik. Bakın. Olay yerinde hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan ilaçsız tedaviye biz ilk yardım diyoruz, değil mi arkadaşlar? Acil tedavi, ilaç, bakın yıldızlı sorularımız. Hepsi yıldızlı soru arkadaşlar. Birçok sorumuz yıldızlı soru. İlk yardım ilaçsız tedavidir. Acil yardım ilaçlı tedavidir, değil mi? Evet, Adana seçeneği. Bakın yine bir yıldızlı soru size söyleyeyim. Yanıcı madde ısı ve oksijenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir? Tabii ki yangın denir. Arkadaşlar bakın burada da yine bir yıldızlı sorumuz. Yangın. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 57. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir? Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak tabii ki itfaiye teşkilatının görevi değildir. Serumu kim takar arkadaşlar? Bu soruda yine daha önce çıkan sorulardan birisi. Sağlık personeli yapar bu işlemi, değil mi? Denizli seçeneği. 58. soru. Yanma unsurlarından olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ya da hangileriyle olur? 1. Kondüksiyon, iletim. 2. Konveksiyon, taşınım. 3. Radyasyon, ışınım. Her üçü de olur arkadaşlar. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet. Hemen diğer sorumuzda 59. Bakın, bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları Türk standartları endüstri yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilmiştir? Tabii ki F ile sembolize edilmiştir arkadaşlar. Yine yıldızlı sorularımızdan 59. soruda çıkan ve yayınlamış olduğumuz soruların birçoğunda var arkadaşlar. Evet. Sorulara bakarsanız, daha önceki sorulara bakarsanız bu soruların aynı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Diğer bir sorumuz 60. soru. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına ne denir? Bakın, deprem denir. Evet. Ve yıldızlı bir soru daha arkadaşlar. 61. soru. Doğalgazın kullandığı kapalı ortamlarda gaz kaçağı algılama dedektörü kurulması gerektiğinde dedektörün kurulacağı bölge seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Tabii ki tavanda, değil mi? Evet. Adana seçeneği yıldızlı sorularımızdan. 62. sorumuz. Doğalgaz kaçaklarında yapılması gerekenlerden hangileri doğrudur? 1. Elektrik düğmeleri kapatılmalıdır. Hayır, kapatılmamalı. Evet. Gaz vanaları kapatılmalıdır. Prizlere takılı olan fişler çekilmemelidir. Evet. Kapı ve pencereler açılmalıdır. Evet. Burada bize ne diyor arkadaşlar? Hangisi doğrudur? Evet. Gaz vanaları kapatılmalı. Evet. Burada. Onu söyleyeyim size. Gaz vanalarını kapatıyoruz. Prizlere takılı olan fişleri kesinlikle çekmiyoruz. Çekilmemelidir. Doğrudur. Kapı ve pencereler açılmalıdır. O da doğru. Evet. Arkadaşlar. Elektrik düğmeleri kapatılmalıdır. Hayır. Kapatılmamalıdır. Yani evet. Burada Ceyhan seçeneği doğru. Yine bu soruda yıldızlı sorularımızdan. Evet. Hemen geçelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 100 soru çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi bir maddenin uyuşturucu ve uyarıcı madde olarak nitelendirilebilmesi için kullanılamaz? Tabii ki pahalı olması. Bakın. Edirne seçeneği. 64. sorumuza geçelim. 64. sorumuz. Bakın. Kişinin kullandığı maddeyi bırakmak istemesi, bu amaçla çeşitli çabalar içine girmesine rağmen bırakamaması, bu esnada yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, zararlarını bilmesine rağmen madde kullanımına devam etmesi ve kullandığı maddenin dozunu devamlı artırması durumuna uygun olan en doğru ifade. Tabi burada bir bağımlılıktan bahsetmiş arkadaşlar. Tabi madde bağımlılığı. Evet, yine bir yıldızlı sorular. 65. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri söndürücü maddeler arasında yer alır? Su, kum, kuru kimyevi toz, köpük hepsi alır arkadaşlar. Hepsi de nedir? Söndürücü maddeler arasındadır. Bursa seçeneği. 66. soru. Aşağıdakilerden hangisi problem çözmede izlenen aşamalardan biri değildir? Kendi çözüm yöntemini doğru kabul etmektir. Cevap değildir tabii ki. Değil mi? Evet. 67. soru. Aşağıdakilerden hangisi empatinin faydalarından değildir? Empati farklı bakış açısı geliştirmez. Empati ilişkilerde doyumu sağlar, değil mi? Empati bireyin kendisini yalnız hissetmesini önler. Empati iletişimde yaşanan problemleri giderir. Arkadaşlar, evet, karşıdaki kişinin yerine kendinizi koyun. Evet, Ceyhan seçeneği değildir. Hemen diğer sorumuza geçelim. 68. sorumuza geçelim. Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek herhangi bir yolla başkalarına aktarılması süreci neyin tanımıdır? Bakın, iletişim. İletişim de daha önce sınavlarda defalarca çıktı. Empati de çıktı arkadaşlar. Bakın, az önce empatiyi unuttuk söylemeyi. 69. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonu etkileyen faktörlerden değildir? İş ve çalışma düzeni etkiler, kararlarda katılım, ücret, yöneticinin tavır ve davranışları. Bakın, bunlar tabi hepsi etkiler ama güven duyma, bakın duymama demiş, duymama değildir. Duyma olsaydı oluyordu arkadaşlar. Bakın, bu da yine yıldızlı sorulardan. 70. soru. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir dinleyicinin özelliklerinden değildir? Karşınızdakinin konuşmalarını tekrarlamak. Bu etkin bir davranış değildir arkadaşlar. Bursa seçeneği. 71. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz? Bakışlar, bedenin duruşu, başın hareketleri, jestler alınır tabii ki ama düşünceler alınmaz. Bu da yine yıldızlı sorularımızdan. Geçelim 72. sorumuz. 30-35 santimlik bir alanı kapsar. Duygusal bakımdan çok yakın hissedilen insanların bu bölgeye girmesine izin verilir. Bu o kişiye güvenildiği yakın olarak görüldüğünü gösterir. Yukarıda tanımlanan alan aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki mahrem mesafedir. Bursa seçeneği doğru cevap. 73. sorumuza geçelim. Evet, sözsüz iletişimden de daha önce geldi arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özelliklerinden biri değildir? Sesli iletişimi etkin kılma değildir. Burada Bursa seçeneği doğru cevap. Evet. 74 ... Ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların faaliyetlerinin koordinasyonu. Bakın örgüt. Değil mi? Örgütten bahsetmiş bakın. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 75. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden biri değildir? Etkilemek, yönlendirmek, paylaşmak, haberleşmek, var olmak. Vardır ama karşımızdaki kişinin bilgisini ölçmek değildir. Edirne seçeneği doğru cevap. 76. Kişinin kendini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi, diğerlerinden kendisinin daha önemli olduğunu vurgulayıp ilgiyi, alakayı sürekli üstünde tutmaya çalışması iletişimin önündeki engellerden hangisine girer? Tabii ki ben merkezcilik arkadaşlar. Evet. Ben merkezcilik de daha önceki sınavlarda çıkan yıldızlı sorulardan. 77. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden biri değildir? İletişim meydana geldiği ortamdan etkilenmez diyor. Tabii ki etkilenir. Yıldızlı sorulardan arkadaşlar. 78. sorumuza geçelim. Bir toplumsal olayda göz yaşartıcı gaza maruz kalmış bir meslektaşına özel güvenlik görevlisi Mehmet'in ilk yardım amaçlı olarak yaptığı aşağıdaki hangi tavsiyesi yanlıştır? Bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerlere ovuşturarak yıkaması yanlış bir tavsiyedir arkadaşlar. Sıcak suyla yıkanmaz. Evet. 79. Özel güvenlik görevlisi Ahmet alışveriş merkezinde görevlidir. Görev yerinde mukavemetle karşılaşmış ve kendisine saldıran silahsız kişiye hangi zimmetli copunu kullanmak zorunda kalmıştır? Özel güvenlik görevlisi Ahmet'in copunu kullanırken saldırganın özellikle hangi bölgesine vurmamaya özen göstermesi gerekir? Evet, tabi burada arkadaşlar kalça, baldır, bel, alt kısmı, ön, kol bölgelerine vurabilir ama göğüs bölgesine kesinlikle vurmaması gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap. Bu da yine yıldızlı sorularımızdan. 80. soru. Kanuna göre uygun herhangi bir gösteri yürüyüşünde görev yapan güvenlik görevlileri aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdır? Yürüyüş esnasında illegal slogan atanları hemen gözaltına alarak alandan uzaklaştırılmalıdır. Tabii bunu arkadaşlar hemen yapmamalıdır, değil mi? Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 81. sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi kalabalıklarda panik oluşturmasına neden olan durumlardan birisi olamaz? Tepe lambası yanan bir polis aracının yoldan geçmesi olamaz. Ceyhan seçeneği. 82. soru. Üniversitede küçük bir saldırgan grup mevcuttur ve henüz genel kolluk çağrılmamıştır. Genel kolluk gelene kadar bu grubun etrafını çevirerek kontrol altına almak durumunda kalan özel güvenlik görevlileri hangi toplu düzeni uygulamalıdırlar? Tabii arkadaşlar burada bir çember düzeni var. Evet, yıldız sorularımızdan daha önceki sınavlarda çıktı. 83. soru. spor müsabakalarında veya toplumsal olaylarda tehlike arz edecek bir kalabalık meydana gelmeye başladı ise güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Otoriteyi hissettirmek için zor kullanma yetkisini kapsamında hemen silah kullanmamalıdır arkadaşlar. Evet, silah en son kullanması gerekiyor. Yıldız dedik arkadaşlar. Yine yıldızlı sorulardan hemen geçelim 84. sorumuza. Özel güvenlik görevlisi Osman görev yaptığı alışveriş merkezi içerisinde alışveriş için gelen insanların oluşturduğu kalabalığı gözlemlemektedir. Özel güvenlik görevlisi Osman tarafından gözlemlenen bu kalabalık aşağıdaki hangi tür kalabalıklardandır? Tabi organize olmayan kalabalık. Organize olmayan pasif kalabalıktır. Arkadaşlar Bursa seçeneği. Bu da yine daha önceki çıkan sorulardan. Hemen arkadaşlar 85. sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi bir topluluğa karşı yapılacak müdahalenin genel amaçlarından birisi değildir? Yakalanan kişileri cezalandırmak. Tabi değildir. Adana seçeneği doğru cevap. 86. soru. Terör ve şiddet hareketleri yaratarak devletin siyasi bütünlüğünü bozma veya başkalarına zarar verme amacında olan grup aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Saldırgan gruplar. Arkadaşlar Ceyhan seçeneği ve yıldızlı sorular arasında. 87. sorumuz grup dinamiği konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Grup üyeleri ortak bir amacı gerçekleştirmek için söz birliği etmişse bireyin grup kurallarına uyması azalır. Evet, burada Ceyhan seçeneği yanlıştır. 88. sorumuza geçelim. Bilinen en eski terörist taktiği olan toplumda kargaşa çıkartmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek maksadıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere ve toplumda sevilen kişilere yönetilen silahlı saldırılar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Tabii ki suikast değil mi? Edirne seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar 88-89. sorumuza bakalım. Yapılacak öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini yapmaya gerek yoktur? Programa katılacak tüm kişilerin kan grubu bilgilerini gerek yok arkadaşlar değil mi? Evet. Edirne seçeneği doğru cevap. 90. soru. Koruma personeli tarafından korunan kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde yapılması gereken en mantıklı hareket aşağıdakilerden hangisidir? Korunan kişiyi çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek çok doğru bir harekettir arkadaşlar ve daha önceki sınavlarda da çıktı. Adana seçeneği doğru, yıldızlı sorular arasında arkadaşlar. 91. sorumuz. Yaya olarak önemli kişi koruma görevi yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi? Hangi hareket şekli yanlıştır? Asansörden inişlerde önce önemli kişi inmelidir. Hayır, çok yanlış. Yine önemli sorulardan birisi ve yıldızlı sorulardan VIP önemli kişi dediğimiz arkadaşlar inmemelidir değil mi? Öncelikle güven ortamı sağlanmalıdır. Evet. 92. soru. Korunan kişinin ziyaret edeceği yerlerin güzergahla birlikte ziyaretten uygun bir süre önce güvenlik açısından yapılan kontrol ve planlamaların tümüne ne denir? Öncü istihbarat denir. Tabii ki Edirne seçeneği doğru cevap. Yine yıldızlı sorulardan ve 90 son sorulara geliyoruz arkadaşlar. 93. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi suikastların nedenler arasında sayılmaz? Kültür ve turizm değil mi? Evet. Verilenlere göre 94. sorumuza geçelim. Hangisi önemli kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırı değildir? Evet, bakın toplantı ve konuşmada sabote etmek, küfretmek, yumurta, domates benzeri şeyler atmak, tükürmek intihar saldırısı değildir. B seçeneği. Yine bu soruda yıldızlı sorulardan arkadaşlar. 95 suikast eylemlerinin safhaları sıralandığında bu sıralamada aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A seçeneği yer almaz. Hedef teslimi yer almaz. 96. soru. Aşağıdakilerden hangisi dost olmayan kalabalıkların özelliklerinden değildir? Korunan kişinin lehine tezahürat yapabilirler. Tabi kesinlikle yapmazlar arkadaşlar. Aleyhine yapılır değil mi? Edirne seçeneği değildir. Ve hemen diğer sorumuza geçelim. 97. Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla görevli olan genel kolluğun görev ve yetkileri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Genel kolluğun suç sonrası adli görevi bulunmamaktadır. Bulunmaktadır. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. Ve son sorular arkadaşlar. Son 3 soru. Hemen bakalım. Genel kolluk ile özel güvenlik arasında etkili iletişim, etkin işbirliği, koordinasyonla birlikte çalışmayı hedefleyen proje Kaan projesidir. Yani Denizli seçeneği doğru cevaptır. 99. soru. Özel güvenlik görevlisi İsmail'in görev yaptığı alışveriş merkezi içerisinde yaralama olayı meydana gelmiş. Fail olayda kullandığı tornavidayı olay yerinde bırakarak kaçmıştır. Özel güvenlik görevlisi İsmail'in aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Olayla ilgili soruşturma yapmak. Olayla ilgili soruşturma yapmak özel güvenlik görevlilerinin görevi değildir arkadaşlar. Ceyhan seçeneği bu soruda yine yıldızlı sorulardan. Ve arkadaşlar son sorumuz 100. sorumuz son soru. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin tek tip üniforma giymelerinin amacı en doğru şekilde nasıl izah edilir? Özel güvenlik görevlilerinin toplum nezdindeki saygınlıklarını, güvenliklerini, aidiyet duygularını, kuruma bağlılıklarını ve görünürlüklerini ne yapmak? Artırmaktır. Esas amaç arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada silahsız sorular bitti. Silahlı sorularda buluşmak üzere. Kanalımıza abone olup kanala katılarak özel güvenlik sınav sorularını 95. dönem sınav sorularını da mutlaka arkadaşlar hazırlıyoruz şu anda. Hazırlama aşamasında. Mutlaka 95. döneme girecek arkadaşlar daha önce atmış olduğum tüm soruları çözsünler arkadaşlar. Kanala abone olup kanala katılarak ve detaylı bir şekilde konuları anlatarak atıyorum. %100 sizlere çıkacak sınav sorularını da kaçırmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.